Doğan merhaba. Aha. Ortalığı nasıl karıştırıyorsun sen var ya. Doğancığım. Efendim. Nasılsın Doğan? Sağ ol, teşekkür ederim Seda Hanım. Melek Hanım sana ulaşamamış, söyleyecekleri var. Evet. Sen Antalya'da... Buyursun Melek ablayı destekliyoruz. Bırak şimdi desteklemeyi, sen bunlara niye destek oldun orada? Niye engel olamadın? Niye koparamadın? Kapıdan kovdu bunları. Kapıdan kovdu bunları. Gördüm kovduğunu, kovmakla olmuyor. Ben de kovdum ama yüzsüz ama... bu. Bırakmıyor çocuğumun yakasını. Zaten yine yüzsüz. Ya ben o ne yüzsüzüm? Ben yüzsüzlük ne yapmışım Doğan'la ya? Doğan'la Mehmet'in amcası Mehmet Bey. Mehmet Bey sizi çiğnediler. Mehmet abiyi de seni de çiğnediler. Ben kimseyi yani çiğnemedim. Yani sizi çiğnemek, tam ters... sülaleyi çiğnemek. Tam tersine gittim. Geçin adam gibi, insan ben. Gibi eşime nikahımı kıydım. Gittim ellerine öpmeye. Biz öptürmüyoruz. Aha, tamam, verin, herkes verin, işine verelim, gücüne baksın. Verelim. Bitti. Verelim. Ha, veriyor. Bak orada bak. Kovdum, herkes kovdum. İşine gücüne baksın. Yani ben bunu her Allah'ın günü gidip el mi öpeceğim? Gitme. Ses ver. Gitmeyeceğim ses. Tabii. Olesa ve Mehmet çifti bu mutlu günlerinin ardından el öpmek için Doğan Bey ve Mehmet Bey'in kapısına geldi. Geldikleri gibi kapıdan kovuldular. Sen ne yüzden buraya geldin lan? Biz evlendik. Bak. Yere. Yere ne yüzden geldin buraya? Ya bak ben. Zaten yorgunuz geldik. Geldik elinizi öpmeye. Son kez bir elinizi öpmeye geldik. Hayır hayır bak. Kesinlikle burayı unut artık ya. Burayı ya unut. Unut ya. Unut. Ben sizin çocuğunuzla gelmeyim. Ben sizden de gelmeyim. Hayır. Nesinden gelir? Sen bizim evlendiğin sürece bizden de gelsin. Ben sizdenim. Sen de sizden artık. Yok bizden kabul et. Kurban olayım. Çık çayır. Hayır hayır. Kurban olayım. Kurban olayım ben sizden. Sizi zor duruma bırakma bak. Sizi zor duruma bırakma. Çık çık çık. Çık çık. Ben seni dışarı mı? Bu ne ya? Hayır. Nasıl insan? İstemiyorum. Hayır hayır. Ya öyle mi şimdi? Var, ne kalbi var ne bir şey var. Ya. Sen onu tercih ettin, bizi tercih etmedin. Ya ben... Sen onu tercih ettin, bizi tercih etmedin. Benim mi? Da... Tamam da iki tane evladım var ondan. Bütün tamam evladım. Bana iki tane evlat vermişsin. İki evladını gel içeri. Bırak bizi memleketine. Olur mu? Olmaz yeri git. Öyle bir şey yok. Yeri. Beni kabul olur edecekseniz ya. Dört kişiyiz biz. Benim ailem dört kişi. Hiçbirisi kabul etmiyor. Bu varken hiçbirisi kabul etmiyor. Ya ne demek kabul etmişsiniz artık? Nedir ya bu çilemiz ya? 20 senedir biz bu lafı söyleyeyim. 20 senedir söyleyeyim de artık yoruldum ben de. Yoruldum. Olacaksa ya onun olmasın ya bizim lafı. Ya bu oldum başkası ne oldum? Ne oldu? Artık bu bizim soyadımızı taşıyor tamam mı? Buna bakma bizim soyadımızı taşıyor. Bizim soyadımızı taşıyor artık. İkide bir onu sallama. Salanırım. Böyle yukarıdan yukarıdan salanırım. Bizden salama. Git başka yerde salan. Bizim soyadımızı taşıyayım. Bizden biri artık. Hadi yürü. Hayır. Bak di... Ya her şey artık bizden bizden. Hayır. Bak. Bak bizi başımızı bana sokma. Hadi git. Ya nereye gideceğim? Nereye gidiyorsan git. Başımızı bana sokma. Hadi. Yürü yürü yürü. Tamam tamam. Yürü. Tamam. Tamam. Ben bırakmıyorum. Ben hiçbir zaman da bırakmayacağım. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi. Ha. Hadi göreceğim ben sizi. Göreceğim. Tamam. Ben... Yeter ya. Yeter vicdan ya. El vicdan ya. Yazık günah değil mi bana? Acımıyor musunuz siz bana? Yani hele bak ya. Ne yaptık biz size? Ne yaptık yani? Neyinizi aldık sizden? Ne istedik biz sizden? Burada bağırma, defol git. Burada bağırma, günü gününe sizi kabul etmedi. Tamam, günü gününe gel, şimdi beni kabul et. Evet, beni git ya. Beni kabul et. Yürü. Kurban olayım bak, ver eline, ver eline, mübarek eline, ver. La yürü git ya. Ya amca, amca gel, amca. Yürü, amca. Hayır, yürü. Amca, yürü. Kurban olayım ben sana. Yürü. Amca. Hayır, amca hayır, lütfen. Geldiğin bak, yere, geldiğin yere. Sen istersen onu şey yaparsın. Hayır. Hadi kurban onsuz, olayım ben size. Onsuz olur. Ya onsuz ben, onsuz bir adım atmam. Ben nefes almam. Amca. Hayır, onsuz nefes, hayır, nefes istemiyor. Alamam, nefes alamam. Bir hale varsın. Bir daha da gelmeyin. Tamam, gel tamam. Hadi. Gel, gel gidelim gel. Yazıklar olsun size, yazıklar olsun. Ben ne diyeyim ben artık, yazıklar olsun. Resmi nikahlarını yaptıktan sonra nikah cüzdanlarıyla aile büyüklerinin kapısını çaldılar. Doğan şu anda hatta zaten kapıdan kovuldular. Güzel bir şey mi bu? Kim vardı nikahta? Kim tek vardı? Başınaydı. Vardı. Niye? Kamera... Çünkü onay yoktu. Bir, neyi onay? Sen gördün mü içeriği? Neyi? Ben niye gittim kaçta nikahımı yaptım?
Benim de kendime ait arkadaşlarım var, dostlarım var. Sadece olmuyor. Kamera arkasını gösteriyorum. Ailenin izniyle oluyor. Her şeyi ne? Aileden kaç kişi vardı? Ya ailem olmasın, ailem yanımda zaten. Ben başkasını istemiyorum ya. Bu kadın sana da fazla. Ne daha fazla? İyisine layık. As. Ne? Daha iyisine layık. Evet. Çevirdim. Sana da fazla. Doğru. Bu ama kadar ben saygılı, bu lafına katılıyorum. Terbiyeli bir kadın. Bir saniye, ben bu lafına katılıyorum. Gerçekten çok benim yaptığım ona yaptığımı ona var ya. Fazla. Ben kendimi hala diyorum ya bazen affedemiyorum. Ben adam olsaydım ben onu yapmazdım zaten. Estağfurullah. Gerçekten öyle. Seni adamlığında seni ama ben sınamam asla. Sonuçta bir şey vardı. Herkesin kendine benim, göre adamlığı benim var. Benim eşim rahatsız olan bir insandı. Ben 18 sefer ameliyat ettirdim. Aha, ve iki tane çocuğa ben bakamadım. Baktım ki artık gerçekten borçların altında yüzüyorum ya. Evet. Ve bir çare buldum. Dedim ki Avrupa'ya gideyim de çalışayım da eşime gene bakayım yani. Evet. Çoluk çocuğuma döneyim. Benim amacım çoluk çocuğumu bırakmak değildi. Doğan hatta mısın? Evet. Sen en son dedin ki evlendiniz bize hiç bu fark etmez, size ekonomik baskı uygulayacağım dedin. Gene de uygulayacağım. Bu ekmeğe muhtaç olacağım. Ekmeğe muhtaç etmeyin insanlara, o kadar da değil. Yok ama, yok olsunlar. Ama sözünüzü bak, dinlemedikleri sen için. Sen de onunla diyorsun. Bak. Adam. Bakıp buraya gelse Bengül. Melekat'a Degül'dür. Kesinlikle selam adamdır. Degül'dür. Gelsin adam gibi ailesinin içine onun malını iki katını, üç katını vereyim ona. Kötü bir şey mi istiyor ondan? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bütün köyü komple versen var ya. Sen konuşma. Bak bana bütün köyü versen var ya köyü. Elimin tersiyle yitiyorum. O benim elimi bırakmadığı sürece. Işte. Bak bu eli bırakmadığı sürece var ya diyorum ya. Hiç kimse bizi yıkamaz. Senin nikahında boş. Kim vardı lan? Senin artık var ya konuşman da boş, her şeyin de boş. Hiç kimseye artık... Senin nikahında kim vardı? Kim? Taviz kim? Yok sizlere. Taviz yok. Hiç kimseye yok. Tamam mı? Yeter ya. Her Allah'ın günü gelip de elinizi mi öpeceğim ben? Yaşım kaç benim? Gelme. Gelmeyeceğim zaten. İşime gücüme bakacağım. Zaten geliyorum kapıya kovuluyorum. Gidiyorum kapıya kovuluyorum. Gidiyorum ya her şeyi yapıyoruz ya. Lan ne yaptık biz? Ne yaptık? Neydi suçumuz, günahımız neydi? Suçumuz, günahımız sevmek miydi? Neydi ben suçumuz? 20 senedir lan. Ben 20 senedir sevdiğim o kadını bırak. Ya kadın size ne yaptı? 20 senedir. Kadın size ne yaptı? Ha. Boynunuzu bükecek bir şey yaptı mı? Lan yaptı mı söyleyin bana. Çok iyi, seni niye boşadı? Söylüyorum bak. Sizin yüzünüzden... Desene. Ya canan seni. Bizden ilgisi yoktu. Ya ne ilgisi yoktu ya? Ne ilgisi yoktu? Ya benim çocuk doğmuş. Çocuk rahatsız. Kendisi rahatsız. Ameliyata götürüyorum. Bununla mı uğraşayım? Çocukla mı uğraşayım? Yok. Bunlara gidemiyorum. Ya siz bana bir destek olmuş olsaydınız. Maddi olarak değil, manevi olarak çocuğuma bakmış olsaydınız. Evet. Ben hiç kimseyi boşanmazdım. Niye boşanayım ben? Ya sen niye kime sordun ya? Çocuk yaptın? Ya insanlara mı güvenip çocuk yaptın? Ya insanlara mı güvenip çocuğu niye yapıyorsun? Bir saniye. Allah. Allah doğana mı güvendin? Allah katına. Ben bir şey söylüyorum. Bir de bir dinleyin Doğan beni. Bir dur. Bekle. Bir dinleyin. Bir hastalık var. Gelen bir hastalık var. Allah'tan hastalık, gelen bir hastalık. Eyvallah. Tamam. Eyvallahsa biz onlara güvenerek hasta mı oldu? Onlara mı güvendi? Sen ne istiyorsun ailenden? Ya ben bir şey bana istemiyorum. Bana onu söyle cevap vereceğim. Yok, ben istemiyorum. Yok mağdurluktu, şuydu, buydu mevzu yapıyorsunuz. Ya ben kendim alımı alırım. Tamam. Onu hiç kimse sen bir şey istiyor musun kızım aileden? Ben kendim alımı alırım. Yok, sadece istedim. Şey gelsin. Tamam sen tamam, isteyemezsin değil. İstemiyorsun. Yanınıza bakmayın. Ben istemediğim zaten. Bir dakika Anastasya bir şey söyleyecek bir saniye. Ben Caner'de aynısı istiyorum. Artık Mehmet her şey anladı bu iş gidemez diye. Artık o örf adetten vazgeçti. Artık evet. Öyleyseyle karar verdi. Ben de Caner'den aynısı istiyorum. Aynısı istiyorum. Herkes sen hiçbir şey isteyemezsin. Bak siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şimdiki gençleri söylüyorum. Allah aşkına anne. Şu anki gençleri, buradaki genç anları söylüyorum. Heh. 2 sene, 3 sene, 1 sene yaşadıktan sonra gelip ben bunu istiyorum, ben şunu istiyorum. Yok. Sen zamanında... Başlamadan isteyecektin onu. Tamam istiyor işte. Karşı tarafta yapıyorsa yapar. Ben her şeyi söyledim. Şimdi bir şey istemeye hakkım yok. Ama siz beni başka yerden dinliyorsunuz. Sizin böyle olur tabii ki.
belki de. Sende ne o güzel mesleği var. Niye yapmadın da? Kendini köle ettin ya. Kim? Niye köle etti ya? Ne bu kız? Hayırdır, niye köle olsun? Ben sağlıkçı. Zaten ya, adam tamam da köle değil. Tam tersine niye köle oldu bana? Ezilmiş. İki çocuk yazık değil. Ezmedim. Ezdirmedim. Sen çıkmamışsın. Yok yok, bak çok dikkatinizi çekerim. Sadece ilk gittiğimizde izin verilmedi. Kendimce bir şey yaptım. Bir odanın içine mecburen girmem lazımdı. Evet. Gidecek kapım yok. Gidecek yerim de yok. Tamam, sen tamam, de 20 maddi sene olarak, bekle. Maddi olarak 20 yoktu. Sene sonra ve onu idare etti yani. Biz sizi ikna. 20 sene bekle. Aynı anda konuşmayın. Gideceksin. Melek Hanım bir sakin. Buradan gideceksin. Biz Melek Hanım ikna tarihi söylemeyeceğiz. Çünkü yeni plan yapar, yeni hasta olur. Bugün çok bağırdığı için sonra hasta olacak gibi söyleyecek benim yüzümden. Sen şimdi kına istedin ya ondan. Evet, ne ama kınası? Biz ikna tarihi kına söylemeyeceğiz. Yok. Dünya tarihi de söylemeyeceğiz. O kına yok yok. Anne kötü olacak, hatırlıyor musun? Yok. Yapsan ne olur, yapmasan ne olur. Seni oğluma layık görmüyorum. Elif, sen bize layık değilsin. Elif dedi ki kınayı yapalım dedi. Elif'te yumuşama var. Şimdi kına düğünün yarısı. Nişan kınanın yarısı. Kına düğünün yarısı. Şimdi şöyle bir şey ama var. Elif dedi ki yapalım anne dedi sana. Seda abla. Sonra şöyle ceza şey alacak. Ben her zaman söylüyorum. Annemin etkisi altında herkes. Yoksa bu kızı kabul etmeyecekleri diye edecekler, bir şey yok. Edecekler, evet. Ederler. Ben biliyorum. Ben hadi kendi etsinler. Akrabalarım biliyorum. Annen siz gerçekten. Sen varsın. Hadi etsinler. Sen varsın başlarında, o yüzden olmuyor. Caner. Senin dediğin gibi annen gerçekten bu işin inadında mı ya? İnadında abla. O başta bir de dediğim dediktir o. Mesela şimdi desin ki Caner. Mesela diyorum. Bana sözü geçiyor. Anastasya yok benim hayatımda. Bana desin ki Caner şunu al şuradan şuraya koy. Ben onu koyacağım. Koymazsam dünyayı dar eder bana. Evet. Öyle düşün abla. Ben de onların yuvalarını takıntı dağıtacağım. Ya, öyle mi Ayşe? Yuva yok. Sakin, sakin. Tabii ki öyle. Ben baştan beri söylüyorum. Daha Caner dünyaya gelir gelmez. 3-5 yaşından beri Caner'i sen yönetmişsin. Caner'i değil, ayrıca aileyi yönetmişsin. Şimdi sözün geçmediği için, Caner artık seni umursamadığı için çok sinirlisin ve ne yapacağını bilmiyorsun. Ne alakası? Niye beni umursamıyor? O kim ki bana umursamazlık yapacak? Sor bakalım, umursuyor mu? Estağfurullah efendim, sen benim annemsin, olur böyle şey. Umursadığı için onay bekliyor. Ben onu demek istemiyorum. Sen yanlış anlıyorsun. Ben sadece artık bir onay ver, artık kınaya kadar geldik ya, daha ne yapabiliriz ya? 5 yaşından evlendikten sonra, çocuk yaptıktan sonra mı çıkalım? Tabii ki uygulayacağım. Melek Hanım. 3 erkek annesiyim ben. Melek Hanım kınayı yapıyor. Nikahı da yapacak, umursayan insan bunları yapmaz. Ne diyor? İster onay ver, ister verme. Artık her şeyi yapıyorum diyor. İşte bu kadar. Bugün çıldırma sebebinde o. Yok. Safiye al mikrofonu. Kıskanç. Ya o kadar etkisi altında olmasa Caner çoktan dışarıda nikah kıyardı. Mehmet ne diyor? Ailem değil diyor. Annem hayır dediği için diyor, herkes annemi dinliyor. Benim o yüzden diyor bana onay vermiyorlar. Evet. Yani razı göstermiyorlar. Evet. Caner ile annesi de Melek Hanım onay vermediği için Caner hiçbir şekilde annesinin izni dışında nikah kıyamaz. Çıkamıyor annesinden çünkü aile de Melek Hanım'ı dinliyor. Artık öyle görmüyorum ben. Ama yoksa Caner'in fikirlerinin değiştiğini görüyorum. Yok yani bu sefer. Ama yer onda o kadar yani. Biraz önce Anastasia dedi ya. Artık Caner biraz gerçekten bizden cesaret alaraktan yürümeye başlıyor. Ben bunu görüyorum bunlarda. Yani. Doğal tersini söylüyordu evet, ama. Evet, evet. Gercaner de o kadar aile kötü ya. Herkes Melek Hanım'ı dinliyorsa o zaman bu aile lazım değil. Sen bizim ailemize değil gelme. Biz kötü aileyiz. Ben artık sizin gelinim. Tamam mı? Yok. Biz artık benim aile oğlumu olduk. Bırak. Kusura bakma da birazcık üzgün ama aile olduk işte. Onu taş kalpli dediğiniz kadın doğurdu. Onu dediğiniz kadın doğurdu. O kötü bir ailenin çocuğu. O hiçbir şeyi olmayan bir annenin evladı. Benim çocuğumu bırak. Kötü yerde de çiçek. Madem böyleyim. Bu olur. Bırakın. Ama şöyle bir şey var. Yani o size hiç eskiden hayır bir şey demiyordu Elif gibi. Ama onun da içinde o kadar vardı ki her şey. Bir gün bağırdı size ya, siz kimsiniz, bana bağırmazsınız falan filan. Ne hep zaman bağırdı bana? Hep içinde vardı demek ki. Demek ki hep bunu söylemek istiyordu. Kime bağırdı? Ama size karılmak istemiyor. Kime bağırdı? Size bağırdı. Bana bağırdın mı? Bağırdı birkaç gün ne önce zaman? Ben ne zaman oldum bağırdı? Şimdi bak şöyle bir şey var. Anastasya'nın değindiği nokta ne biliyor musunuz? Bak, bana bağıramaz. Geçen burada ikisi bağırdı oturuyorlardı abla yine aynı şekilde. Evet.
Şöyle bir şey oldu. Annem bir şey söyledi. Elif yengem dedi ki ya anne boş ver şu an çok boş konuştun ya gerçekten dedi. Bunu boş verebilirsiniz VTR'lerde de vardır yani. Sonra evde ceza aldı ya. Boşuna vallahi kendini üzüyorsun. Belki doktu belki başka bir şey. Boşuna kendini üzüyorsun demedi bak. Açın izleyelim. Boşu boş konuştun anneciğim şu an dedi. Allah boş konuştun Allah. Ne demek? Nasıl diyebiliyor sana boş konuştun? Canı sağ olsun. Ben hani çok saygılı çok sözü geçiyor ya anne. Ben gelinimi seviyorum. Ailenin büyüklerini eline geçirmişsin. Çünkü demez. Küçükleri de büyükleri eline geçirdiğin için senin sözünü demez çünkü. Ama Elif abla biz sana kurtarabiliriz. Sen sadece söyle bizi. Biz seni alacağız sana bakacağız tamam mı? Belki sana böyle kanın bazen yemek de vermiyor. Aç kalıyorsun ya da başka bir şey. Biz sana yardım edebiliriz. Tamam mı? Bu yaşıma kadar sen mi baktın bana? Bak sen ne yap biliyor musun yenge? Bu tarafa geç emin ol annemden daha çok ilgi görüyorsun. Ben şu an hiç kimsenin tarafına geçmek istemiyorum.